Ebu Hureyre radıyallahu anhu قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ وَزَكَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. Her şeyin bir zekatı vardır diyor. Bedenin zekatı da neymiş gençler? Oruçmuş. Oruçmuş. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem oruç tutun, oruç tutun sıhhat bulun diyor. Oruç tutun sıhhat bulun. Ve an Ebi Sa'id radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ تَعَالَى. Bir kul Allah için bir gün oruç tutarsın. اِلَّا بَاعَدَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَجَهُ عَنِ النَّارِ السَّبْعِينَ خَرِيفًا رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ وَالتِّرْمِزِي وَالنَّسَيْهِ. Allah-u Teala diyor, o bir günlük oruç sebebiyle cehennemle kendi arasında 70 senelik bir mesafe koruyor. O bir orucun bereketine cehennemle o kulunun arasında 70 senelik mesafe koruyor.